100 bin yıl önce dünyada yaklaşık 1 milyon insan yaşıyordu. Ancak modern insan yaklaşık 70 bin yıl önce yaşayan birkaç bin insanın soyundan geliyor olabilir. Bir şey oldu. Büyük bir şey. İnsan gelişiminin seyrini değiştiren bir şey. Bu nasıl oldu? 21. yüzyıl medeniyeti de aynı korkunç tehditle karşı karşıya mı? Bugün dünyada 6 milyardan fazla insan yaşıyor. İnsanlar çok çeşitli fiziksel özellikler geliştirerek gezegendeki farklı koşullara uyum sağlamayı başardı. Çok çeşitli renkler, şekiller ve boyutlardan oluşuyoruz. Ancak asıl ilginç olan yüzeysel farklılıklarımız değil, içsel benzerliklerimiz. New York Üniversitesi'nden Profesör Todd Disotel, kalıtımsal fiziksel özelliklerimizi gösteren ve bir çeşit insan barkodu olan DNA'yı araştırıyor. Ne kadar farklı görünürlerse görünsünler, dünyanın neresinden gelmiş olurlarsa olsunlar, rastgele iki insanın DNA molekülündeki genetik bilgiler arasında sadece %1/10 kadar bir fark olduğu ortaya çıktı. Düşündüğümüzden daha fazla ortak özelliğimiz olabilir. Dünyadaki insanlar arasındaki genetik çeşitliliğin azlığı kesinlikle büyüleyici. Farklı renge, kafa şekline, saç türüne sahip insanlar görüyorsunuz. Ancak genetik düzeye indiğimizde bu farklılıkların sadece yüzeysel olduğunu görüyoruz. Bütün gezegenimizde yaşayan tüm insanların DNA'sındaki çeşitlilik, Batı Afrika'da yaşayan bir tek şempanze grubundakinden daha az. Bu kadar çok nüfustaki az genetik çeşitlilik, tarih öncesi geçmişimizle ilgili önemli bir şey söylüyor olabilir. İnsan DNA kayıtlarının çoğunu silecek önemli bir şey oldu. Atalarımızın sayısını azaltacak bir şey. Buna genetik darboğaz deniyor. DNA kayıtlarının çoğunu silen bir nüfus azalması. Aynı şey günümüzde nesli tehlikeli türlerde. Bir cam şişedeki renkli bilyeleri sallayıp dökmeye benziyor. Beş değişik renkteki top cikletler insan nüfusundaki çeşitliliği simgeliyor. Eğer bu nüfus genetik darboğazdan geçerken azalırsa, ki burada gerçek bir şişeyle simgeleniyor, elimde daha az genetik çeşitlilik içeren bir havuz kalır. İnsan DNA kayıtları bir şey yüzünden atalarımızın yok olmanın eşiğine gelmiş olabileceğini gösteriyor. Genlerimizdeki veriler bunun ne zaman olduğunu ve tarih öncesi insanlardan kaç tanesinin genetik darboğazdan geçtiğini gösterebilir. Bilim insanları geçmişteki insan nüfusunu mitokondriya sayesinde tespit edebiliyor. Mitokondriya kendi DNA'sı olan bir çeşit enerji kaynağıdır. Mitokondriyal DNA sadece anneden gelir ve babadan gelen genetik verilerle karışmaz. Böylece modern nüfusta tanımlanan bu gen çeşitliliğiyle başlayan bilim insanları, anaerkil çizgiyi izleyerek geçmiş nesillerde çocuk sahibi olan kadınların sayısını tahmin edebilirler. Çocuğa aktarılan DNA, her zaman ebeveyindeki DNA'nın mükemmel bir kopyası olmayabilir. Bir bakıma bir fotoğrafın fotokopisini çekip, sonra da kopyanın tekrar tekrar fotokopisini çekmeye benzer.
Mükemmel olmayan bütün özellikler bir sonraki kopyaya taşınıp zaman içinde resim önemli biçimde değişebilir. 20 nesil fotokopiden sonra işte böyle değişime uğruyorum. Bilim insanları değişim oranını ve mevcut mitokondriyal DNA'daki çeşitlilik dağılımını karşılaştırarak bunun ne zaman olduğunu ve genetik darboğazdan sonraki insan nüfusunu hesaplayabiliyorlar. Bugün dünyada gördüğümüz mitokondriyal değişimlerdeki düzene bakarak ve mitokondriyadaki bilinen değişim oranını kullanarak bugün gezegendeki yaşayan nüfusun 50 ila 100 bin yıl önce yaşamış olan birkaç bin insandan geldiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Başka bir deyişle 6 milyar küsur nüfusun her bir üyesi 50 ile 100 bin yıl önce yaşadığı düşünülen, sayıları belki de ancak 5 bini bulan küçük bir insan grubunun soyundan geliyor olabilir. Bu günümüzde Manhattan'da yaşayan nüfusun sadece bir kişi olması anlamına geliyor. Disotel haklıysa, hepimiz varlığımızı hayatta kalmayı başaran o birkaç bin insana borçluyuz. Ancak genetik darboğazdan önce 1 milyon tarih öncesi insan yaşamış olabilir. Kuzey Avrupa ve Çin gibi birbirinden çok uzak yerlerde 100 bin yıldan eskiye ait taş aletler bulundu. Peki ama türümüz bu dönemde ne kadar gelişmişti? Söz konusu yaratıklar gerçek insan mıydı? Dünyanın en büyük tarih öncesi fosil koleksiyonlarından biri Londra'daki Doğal Tarih Müzesi'nde bulunur. Dr. Chris Stringer, söz konusu darboğazın tahmini en erken başlangıcında atalarımızın ne kadar evrim geçirmiş olduklarını anlamak için koleksiyondaki örnekleri inceliyor. Genetik bilimciler insan evriminin yaklaşık 6 milyon yıl önce şempanzelerle bizim türümüzün DNA'sının ilk ayrışmasıyla başladığını tahmin ediyor. Ancak insana özgü ilk belirgin işaretler bundan birkaç milyon yıl sonra ortaya çıktı. Yaklaşık 2 milyon yıl önce insan diyebileceğimiz ilk yaratıklar ortaya çıktı. Yüzde insan özellikleri belirmeye başladı. Burun belirginleşmeye başladı. Kafatasının alt kısmı bu yaratıkların iki ayak üstünde yürüdüklerini gösteriyor. Ayrıca taş aletlerde görmeye başlıyoruz. Paleontologlar beyin ölçümünden yararlanıyor. Geleneksel olarak kafasını dolduran bilyeler insan gelişiminin ölçüsü kabul ediliyor. 2 milyon yıl önce yaşamış bu insanın beyni 600 cc. Şempanzeden çok daha büyük ama modern insanın beyninin yarısından az. Bunu izleyen 1000 yıldan uzun süreçte insan beyni büyüdü. 100 bin yıl önce İsrail'de bulunan bu kafatası gibi fosiller modern insan boyutlarına sahipti. Bu temelde modern insana ait bir kafatası. Modern insanın bu dönemde ortaya çıktığını gösteriyor. Neredeyse 200 bin yıl önce ilk kez Afrika'da ortaya çıkmış olabilir. Bu dönemde ilk insanlar farklı ihtiyaçları karşılamak için çok daha gelişmiş aletler yapıyordu. Bu alet yüzeyleri kazımak için kullanılmış olabilir. Ancak mızrak uçları yonttuklarını görüyoruz. Büyük olasılıkla tahta işlemek için aletler yapıyorlardı. Böylece ortaya uzmanlaşmış teknoloji evrimi çıkıyor. Bizim gibi düşünmeye başladıklarına dair ipuçları bile var. Kısa süre önce, 100 bin yıl önceye ait sembolizm kanıtları bulduk. Süslenmek için deniz kabuklarından boncuklar kullanıyorlardı. Birbirlerine haber gönderiyorlardı. Modern insanda gördüğümüz sanat ve yaratıcılığın başlangıcı diyebiliriz. 100 bin yıl önce, genetik darboğazın tahmini başlangıç tarihinden önce, gezegenin büyük bölümünde
aralarında modern insanın da bulunduğu çeşitli tarih öncesi insan grupları yaşıyordu. Ancak bazı bilim insanlarına göre bu zeki uyum sağlayan türlerin sayısında ciddi bir düşüş olmak üzereydi. Taş devri insanını yok olmanın eşiğine nasıl bir felaket getirmiş olabilir? Dev bir volkan mı? Korkunç bir tsunami mi? Ya da yok edici bir göktaşı çarpması mı? Bazı bilim insanları taş devri insanlarının 50 ile 100 bin yıl önce genetik bir darboğazdan geçtiklerine inanıyor. Küresel bağlamda sayısı yüz binler olan insan ırkından geriye sadece birkaç binlik küçük bir grup kalmış olabilir. Yakın zamana kadar taş devrinde yaşayan atalarımızın sayısını azaltan doğal felakete dair kanıtlar Grönland'ın buzlu düzlüklerinde gizliydi. Kutup buzunda korunmuş küçük hava kabarcıkları. Bu kabarcıklar suyun dondurduğu dönemdeki iklime ait bilimsel veriler içeriyorlar. Küresel ısı buz tabakalarının kalınlığından hesaplanabilir. Aerosol ve toz partikülleri o döneme ait doğal olaylara dair bilgiler içerir. Bilim insanları bütün bu bilgilerin tarihini tespit edebiliyor. Her yıl yeni bir buz tabakası oluştuğundan yıllık kayıtlar aynen yemekteki krepler gibi birbiri üstüne diziliyor. Buz nüvesindeki katmanlar tek tek tanımlanıyor. Buz nüvesi Grönland'da çevreyle ilgili binlerce yıllık veri içeren donmuş yüzeyin altından çıkarılan silindir biçimindeki uzun buz parçalarıdır. Maine Üniversitesi'nden Profesör Greg Zelinski, buz nüvesi kayıtlarının incelenmesi konusunda önde gelen bir uzman. 1993'te bu çevresel zaman makinesiyle ilgili şaşırtıcı bir buluş gerçekleştirdi. Buz nüvesindeki sülfürik asit verilerini incelerken yaklaşık 75 bin yıl önce sülfat konsantrasyonunun çok yüksek olduğunu fark ettim. Bu beklenenin üstünde bir orandı. Bu kadar yüksek bir oran çok heyecan verici olduğundan daha fazla araştırmak istedim. Zelinski, Grönland'daki buz nüvesinin tüm 110 bin yıllık kayıtlarında yıllık en yüksek asit oranını keşfetti. Bu da büyük bir doğal afeti işaret ediyordu. Bu kadar yüksek orandaki sülfürik asidin bir tek potansiyel kaynağı vardır. Çok büyük, devasa bir volkan patlaması. Buz nüvesinde bulunan beklenmedik orandaki asit, dev bir volkandan geliyordu. Büyük volkan patlamalarında yüksek miktarda gaz salgılanır. Atmosferde sülfürik aside dönüşen sülfatlar da bunların arasındadır. 20. yüzyıldaki en büyük asit bulutu 1991'de Filipinler'deki Pinatubo Volkanı'nın infilak etmesi sonucu oluştu. Volkan 20 milyon ton sülfürik asit püskürttü. Buz nüvesindeki asit yaklaşık 75 yıl önce neredeyse bir asırdır en büyük volkan patlaması olan Pinatubo'dan 100 kez büyük bir patlama olduğunu düşündürüyor. En aktif volkanlar, yer kabuğunu oluşturan dev tektonik tabakaların sınırlarında yer alır. Son 2 milyon yılın en büyük patlaması, Güneydoğu Asya'daki Sumatra Adası'nda gerçekleşti. Dev bir su kütlesi olan Toba Gölü'nün uzunluğu 100, genişliği ise 30 kilometredir. 1929'da Hollandalı jeolog Van Bemelen bu bölgeyi dev bir çanak olarak tanımladı. Yani atmosfere çok miktarda volkanik madde püskürten bir patlamanın ardından meydana gelen çukur. Gerçekten de bu dev kraterin büyük bölümü 75 bin yıl önceki şiddetli bir patlama sonucu oluştu. Buz nüvesindeki asit verisinin zamanlamasıyla örtüşüyor.
Yellowstone'daki süper volkanın patlamasından 3 kat daha büyük olan bu patlama, türümüzün geleceğini tehdit eden korkunç bir doğal felaket olabilir. Bu volkanın şoke edici gücü, gölün altındaki kayaların kimyasından kaynaklanıyor. Sumatra, Hint-Avustralya tektonik tabakasının Avrasya tabakasını aşağıdan yılda 6 santim gibi bir oranla ittiği sınırın yakınında. Alttaki tabaka su salgılayarak, üstteki tabakada bulunan kayaların erimesine ve düşük yoğunlukta magma olarak yükselmesine yol açıyor. Erimiş volkanik kaya yüzeyde lava dönüşüyor. Ancak volkanın püskürmesinin asıl nedeni yer altında sıkışıp kalan magmanın içindeki gazlar. New York'taki Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nden Dr. David Work, 75 bin yıl önce Toba'daki patlamanın neden o kadar güçlü olduğunu anlamak için magmanın yapısını inceliyor. Magma bölümünde biriken sıvılaşmış kayaları bir şişeye gazlı bir içecek doldurmaya benzetiyor. Magmanın içinde olduğu gibi bu gazozun içinde de gazlar vardır. Ve baktığınız zaman bu gazların çıkmaya çalıştığını görebilirsiniz. Kola şişesindeki karbondioksit içeceğin içinde kolayca hareket edip dışarı çıkabilir. Bu Hawaii'deki Kilauea volkanında görülen düşük yapışkanlıktaki magmaya benzer. Gaz kabarcıkları sıvılaşmış kayadan çıkar ve lav yüzeyde yavaşça akar. Work, Toba olayının neden o kadar şiddetli olduğunu göstermek için 75 bin yıl önceki patlamadan kalan magmanın yanı sıra yakındaki bir Sumatra volkanından çıkan örneği test ediyor. Alınan bu örnek 1300 derecede eriyor. Toba magmasından alınan örneğin daha yapışkan olduğunu çıplak gözle bile görmek mümkün. Böylece diğer örnekten daha fazla patlayıcı volkanik gaz içerebiliyor. Güçlü bir mikroskop, erimiş Toba örneğindeki delikleri ortaya çıkarıyor. Bunlar süper patlama sırasında salınan yoğun gazlardan arda kalan boşluklar. Yüksek yapışkanlık oranı yüzünden kabarcıklar dışarı çıkamıyor. İşte bu nedenle patlama çok şiddetli oluyor. 75 bin yıl önce Sumatra adasının altında toplanan kilometrelerce genişlikteki tonlarca magma yüzeyde dayanılmaz bir basınç oluşturuyordu. Toba'dan püsküren 360 kilometreküp kül, Kaliforniya'nın yaklaşık 10 katı büyüklüğünde bir alanı kapladı. Atmosfere yaklaşık 2 milyar ton sülfürik asit püskürtüldü. Bu, modern insanın tanık olduğu en büyük patlamaydı. Ancak bir tek volkan, gezegendeki tüm insanları nasıl yok olmanın eşiğine getirebilirdi? Volkana yakın yerlerde etkisi daha korkunç olmalıydı. Çok sıcak volkanik maddenin akması olan piroklastik seli düşünün. Sumatra'nın 20 bin kilometre kareden geniş bir alanını etkiliyor. Yoluna çıkan herkesi, her şeyi yakıyor. Bu büyük adadaki bütün hayat belirtilerini yok ediyor. ...80 kilometre yüksekliğe fışkırarak atmosfere 1 milyon tondan fazla kül püskürtüyor. Volkanik küllerin ölümcül sonuçlarına yakın geçmişte tanık olduk. Filipinler'deki Pinatubo volkanı 1991'de infilak ettiğinde püskürttüğü sütunun yüksekliği yaklaşık 35 kilometreydi. Dennis Shoves yakındaki Birleşik Devletler Hava Üssü'nde görevliydi. Volkan patladığında gökyüzünde bir kül bulutu oluştu. Adeta bir film karesine benziyordu. Ne yazık ki kötü sonla biten bir korku filmiydi.
Toz her yeri kapladı. Ağaçlar yok olmuştu. Bitki örtüsü toz kaplanmıştı ve her şey yok olmuştu. Pinatubo patlamasında 320 kişi öldü. Ölümlerin çoğu volkanik kül yüzündendi. Volkan bilimciler bu patlamayı önceden tespit etmişlerdi. Yerleşim birimleri boşaltılarak yaklaşık 20 bin hayat kurtarıldı. Toba'da ise hiçbir erken uyarı sistemi yoktu. 75 bin yıl önceki dev patlamada volkan Pinatubo'dan 200 kat fazla volkanik madde püskürttü. Küller 4 milyon kilometre karelik bir alanı kaplamış olabilir. Yeni bir arkeolojik bulgu bu korkunç afetin taş devri toplumları üstündeki etkisini daha iyi anlamamızı sağlıyor. 2000 yılında Cambridge Üniversitesi Leverhulme Merkezi'nden Dr. Michael Petraglia, Hindistan'ın güneyinde yaklaşık 400 metre derinliğinde bir toba külü tabakası tespit etti. Muhteşem bir katma. Arkeolojik içeriği olan çok kalın bir tabaka. Eşsiz bir bulgu. Oldukça aşağıdasın. Patlamadan hemen sonra Hindistan'ın güneyine yaklaşık 15 santim kül yağdı. Taş devri insanlarına yönelik ilk tehdit bu ince tozun solunmasıydı. Bu partiküller cam kırığı gibidir. Akciğerlerinize cam kırıkları girerse her çeşit hasara yol açabilir. Ölümcül volkanik kül her şeyi kapladıktan sonra tarih öncesi avcıların yaşadığı çevreyi kirletti. Eğer bu toz suya karışırsa ve o suyu içerseniz su zehirlenmesine yol açar. Tarih öncesinden kalma bazı bitki parçaları buldum. Bu bitkilerden bazıları dev patlama sonucu ölmüş olabilir. Hindistan'a tahmini 15 santim kalınlığında toba külü yağması çoğu bitkiyi ortadan kaldırmış olmalı. Çünkü kül tabakası havadaki oksijeni engelleyip toprağı verimsiz hale getirdi. 1991'deki çok daha küçük Pinatubo patlaması yüzlerce kilometre karelik tarım alanını yok etti. Petraglia'nın Güney Hindistan'da bulduğu bölgeden alınan toprak örnekleri bu bölgede yoğun bir bitki örtüsü olduğunu gösteriyor. Külün altında kil bulduk. Bu bölgede bataklık türü bitkilerin yaşadığını sanıyoruz. Bu verimli toprak kalın bir kül tabakasıyla kaplanmıştı. Bir anda bitki türlerinin yaşayamayacağı bir ortam oluştu. Külün kimyası bitkilerin yaşayamayacağı türde. Bu ölümcül kül sadece birkaç gün içinde Hindistan'ın büyük bölümünü kaplamış olmalı. Yüzey bu külle kaplandığından bitkilerin ve hayvanların hayatta kalması çok zordu. Ancak külün yarattığı sorunlar yıllarca devam edecekti. Dünyanın bu bölgesinde her yıl muson mevsimi vardır. Günümüz Hindistan'ında bu ciddi sellere yol açar. 75 bin yıl önce her yıl düşen bol yağmur, dev toba patlamasından kalan milyonlarca ton volkanik maddeyi taşıyarak felaketten kurtulmayı başaran taş devri insanları için yeni tehlikeler oluşturuyordu. Muson mevsiminde yüzeydeki küller derelere ve nehirlere akarak su sistemlerini kirletiyordu. Petraglia'nın kazı alanındaki 4 metrelik kül tabakası büyük olasılıkla muson mevsiminde nehirlere taşınan volkanik atıklardan oluştu. Böylece doğal sulama kanalları tıkandı. Sonunda kazmaya başladınız. Hayatta kalabilenleri bu çorak ve acımasız ortamda belirsiz bir gelecek bekliyordu. Arkeologlar toba kül tabakası altında hiçbir insan kalıntısı bulamadı. Taş devrine ait bir dizi alet, süper patlamada burada yaşayan toplumdan günümüze kalan tek kanıt.
En ilginci, külün altında bunlardan çok miktarda bulmamız. Ancak kül her yeri kapladığında, bu taş aletleri kullanan insanlar burayı terk etmişlerdi. Toba patlamasından yayılan volkanik atıklar, 4 milyon kilometre karelik bir alanda yaşayan avcı ve toplayıcı gruplar için tehdit oluşturuyordu. Ancak kül bulutları dağıldıktan çok sonra bile, dünya üzerinde taş devrinden sağ kalmayı başaranlar ikinci bir tehlikeyle yüz yüzeydi. Süper volkanın püskürttüğü 2 milyar ton sülfattan oluşan asit bulutu. Stratosferdeki asit damlacıkları güneş ışığını büyük çapta engelleyerek 6 yıl süren volkanik kışı tetikledi. Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Harvard Griffiths bu ani iklim değişiminin gezegendeki yaşam üstündeki etkisini araştırıyor. Deneyimizde o volkanik patlamanın sonucundaki etkilerini taklit ettik. Işık yoğunluğunu azalttık, ısıyı azalttık ve bitkiler için gerekli olan suyu azalttık. Toba patlamasından sonraki asit güneş ışığını %90 oranında azaltmıştı. Ancak bitkiler fotosentez denilen bir işlemle büyümek için güneş enerjisinden yararlanır. Griffiths, volkanik kışın en az ışık düzeyini uygulayarak örnekler üstündeki etkisini inceliyor. Burada gördüğünüz yaprak fotosentez yapmayı tamamen durdurmuş durumda. Böylece büyümesi de durdu. Toba patlamasının neden olduğu az güneş ışığı seviyesi bitkilerin büyümesini tamamen durdurabilirdi. Ancak asit bulutu da küresel ısıyı -1 dereceye kadar düşürdü. Griffiths bu travmayı da deney bitkilerine 2 haftalık bir süreç boyunca uyguladı. Gördüğünüz bazı ani tepkiler var. Sarı renk fotosentez faaliyeti olmadığını gösteriyor. Düşük ısı, bu bitkinin büyüme hızını gerçekten de düşürmüş durumda. Daha da kötüsü, volkanik kış bazı bölgelerde 10 kat fazla yağışa neden olmuş olabilir. Bütün bu çevresel değişimlere maruz kalan deneklerin mikroskopla incelenmesi sonucunda, güneş ışığı ve sıcaklıktaki azalmayla yağmurun toba patlaması sonrası bitki örtüsünde yok edici bir etkisi olabileceğini gösteriyor. Deneylerimiz sonucu, toba patlamasını izleyen süreçte bütün bu etkenlerin birleşerek tüm çevredeki orman ve bitki örtüsünü yok ettiklerini görüyoruz. 75 bin yıl önce süper patlama, tüm gezegendeki bitkilerin yok olmasına neden olan volkanik bir kışa yol açtı. Bu da modern insan nüfusunun azalmasına sebep olmuş olabilir. Ancak hayatta kalanlar oldu. Ve onların soyundan gelenler bugün bildiğimiz dünyayı yarattı. Peki bu insanlar kimdi? Genetik bilimciler dünyanın çeşitli yerlerindeki DNA çeşitlerini karşılaştırarak ilk insanların hareketlerini izleyebiliyor. En fazla genetik çeşitlilik olan yer, büyük olasılıkla daha sınırlı çeşitlilikte DNA'ya sahip toplumların kaynağı. New York Üniversitesi'nden Profesör Todd DeSotel bunu bir deste iskambil kağıdına benzetiyor. Bir deste kağıt alıp bunu karıştırıp sonra dağıtırsanız içinde maçalar, kupalar, sinekler ve karolar olduğunu görürsünüz. Eğer daha az kart alıp diyelim ki sadece kırmızı olanları bunları karıştırırsam dağıttıklarım hep kırmızı olur. Bu nedenle en büyük çeşitlilik her zaman kaynaktadır. Yani bu durumda iskambil destesinde. Bu da modern insanın kaynağının büyük olasılıkla çeşitliliğin en fazla bulunduğu yer olduğunu gösteriyor. Doğu Afrika. Gerçekten de Doğu Afrika'daki bir köyde iki komşunun DNA'ları arasında daha fazla fark olma olasılığı, Güneydoğu Asya kökenli bir insanla Kuzey Avrupa kökenli bir insanın DNA'ları arasında fark olması olasılığından daha yüksek. Dünya çevresinde gördüğümüz farklılıklar çoğunlukla Doğu Afrika'ya uzanıyor.
Birçok uzman 6 milyonluk dünya nüfusunun yaklaşık 60 bin yıl önce Doğu Afrika'da yaşayan sadece birkaç bin insandan geldiğini düşünüyor. Ancak on binlerce yıl önce dünyanın büyük bölümünde yaklaşık 1 milyon insan yaşadığına dair arkeolojik kanıtlar var. Bir çeşit tarih öncesi risk oyunuyla bir şey insan gelişmesini dünyanın büyük bir bölümünde durdurmuşa benziyor. 75 bin yıl önce Toba'daki süper patlama yok edici küresel bir volkanik kışa neden oldu. Bu korkunç doğal afetten sonra Afrika'nın doğusunda hayatta kalmayı başaran küçük bir grup tüm insan ırkının atası olabilir. Illinois Üniversitesi'nden Profesör Stanley Ambrose, süper patlamanın genetik darboğazı tetiklediğine inanıyor. Doğu Afrikalı küçük bir grup avcı ve toplayıcının davranış biçimlerini Toba Volkanı sonrasında yaşanan acımasız koşullara nasıl uyarladıklarına dair bir de teorisi var. Bence Toba, insanları bencilce kendi bölgelerini korumak yerine işbirliği yapmaya zorlayarak insanlık tarihinin akışını değiştirdi. Ambrose'a göre tarih öncesi atalarımızdan sadece birkaç bini birlikte çalışarak dar boğazı aşmayı başardı. Birbirlerine destek oldular ve daha gelişmiş iletişim yolları buldular. Ambrose teorisini Kenya'da bulunan tarih öncesi aletlerin yapımında kullanılan malzemelerin taş devri toplumları arasındaki hareketliliğe dayandırıyor. Özellikle de lavdan oluşan volkanik bir taş olan obsidyana. Obsidyanı değerli yapan şey cam kırığı gibi çok keskin olmasıydı. Hatta onunla tıraş bile olabilirsiniz. Jilet gibi keskin aletler taş devrinde çok değerliydi. İnsanlar obsidyan bulmak için birçok güçlüyü göze alabiliyordu. Obsidyanın hangi volkandan geldiğini tespit etmek mümkün olduğundan, arkeologlar bu sayede tarih öncesi insanların hareketlerini izleyebiliyorlar. Ambrose, Toba patlamasından önce alet yapımında kullanılan malzemelerin neredeyse hemen hepsinin yerel kaynaklardan karşılandığını tespit etti. Taş, orada yaşayan avcı ve toplayıcı grubun kendi bölge sınırları içinden temin ediliyordu. Bu da topluluklar arasında çok az iletişim olduğunu gösteriyordu. Süper patlamanın tetiklediği volkanik kış süresince Afrika'da sıcaklık eksi bir dereceye kadar düşüp yağmur %90 azalınca çoğu bitki öldü. Bu da durumu değiştirdi. Nairobi'nin 100 kilometre batısındaki Natuka yakınında yapılan Toba sonrası dönem kazılarında bulunan aletlerin çoğu obsidyandan yapılmıştı. Taş devri insanları obsidyan bulmak için diğer grupların bölgelerine gitmek zorunda kalıyordu. Bu obsidyan parçası büyük olasılıkla yaklaşık 100 kilometre uzaktan geldi. Burada bulduğum obsidyan benim için taş bir alet değil. İlişkilerin başka bölgeye gitmesinin simgesi. Obsidyanın taşınması, insanların süper patlama sonrası belirsizlik döneminde kıt kaynaklara ulaşmak için daha uzağa yolculuk yaptıklarını gösteriyor. Ancak taş devri atalarımızın izinden Krater Gölü taş ocağındaki obsidyan kaynağına giden Ambrose'un da belirttiği gibi burası yolculuk için zor bir bölgeydi. Afrika'da arabayla dolaşmak yeterince zor. Çevrede vahşi hayvanlar varken yürüyerek gitmek bu insanlar için inanılmaz zor olmalıydı. Kenya'nın Hell's Gate Milli Parkı'nda yapılan bir deney, 112 kilometre uzaktaki obsidyan kaynağına yürüyerek gitmenin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Daniel Shah, yakındaki Masai köyünden sağlıklı ve formda bir rehber. Şafak'la birlikte yöresel bir simge olan Fisher's Kulesi'nden yola çıkıyor. Gün batımında buraya geri dönmeden önce bu zorlu arazide olabildiğince uzun bir mesafe yürüyecek. Shah,
aşağı 12 saat süren yorucu bir yürüyüşten sonra taş devri yerleşim birimiyle Krater Gölü Taş Ocağı arasındaki 112 kilometrenin bir kısmını kat edebiliyor. ...21 kilometre yürüdü. Tarih öncesi insanların obsidyan kaynağına varması birkaç gün sürüyordu. Yolda diğer avcı, toplayıcı toplulukların bölgelerinden geçiyorlardı. Ya bu bölgede yaşayan insanlardan uzak duruyorlardı... ...ya da onlarla çok iyi ilişkileri vardı. Büyük olasılıkla iyi ilişkileri tercih ediyorlardı. Çünkü hiçbir taş için ölmeye değmez. Ambrose, zorlu Doğu Afrika coğrafyasının... ...insanları Krater Gölü Taş Ocağı'ndaki obsidyan kaynağı gibi... ...daha dayanıklı aletler yapma arayışı içinde... ...komşularıyla iyi geçinmeye zorladığını düşünüyor. Taş devri insanı olsanız, bence burası obsidyan bulmak için harika bir yer. Adeta süpermarkette gibi istediğiniz parçaları seçebilirsiniz. Raflardan istediğinizi alabilirsiniz. Bu bölge eski bir volkanın bitiminde. Volkan aktifken obsidyen magmaydı ve yüzeye çıkınca lav haline geldi. Bu cam... Büyük olasılıkla hızla soğudu. Hızla soğuduğu için kristaller oluşmadı. Obsidyenin kalitesi lavın kimyasal bileşimine ve kayanın toprağın içinde nasıl korunduğuna da bağlı. Burada obsidyeni yontup tarih öncesi atalarımızın avlanmak ve et kesmek için kullandığı keskin bir hale getirmek oldukça kolay. Bu çeşit volkanik cam taş alet yapmaya çok uygundur. Çünkü ya çok az pürüzlüdür ya da pürüzsüzdür. Böylece son derece keskin bir hale getirilebilir. Taş ocağında taş devri avcı toplayıcıların izlerine rastlamak hala mümkün. Burada büyük bir obsidyen bloğu görüyoruz. Oldukça çekici. Burada nasıl kazmaya çalıştıklarını görüyorsunuz. Sanırım pes etmişler. Çok fazla çaba gerektirmiş olabilir. Fazla tehlikeli bir yerde olabilir. Ya da taşınamayacak kadar büyüktü. Ama güzel bir parça. Yüksek kalite obsidyenden yapılmış gelişmiş aletler, tarih öncesi Afrikalıların toba sonrası çorak topraklarda hayatta kalmalarını sağlamış olabilir. Ancak Ambrose, İnsanların alet yapımında kullanmak için malzeme toplarken öğrendikleri iletişim becerisinin daha sonraki yüzyıllarda daha da önem kazandığını düşünüyor. İnsanların o kadar uzak yerlerden gelmesi, başkalarının bölgelerinden geçerken yeni iletişim becerileri geliştirdiklerini gösteriyor. Bence dilin ortaya çıkmasında son adım buydu. Ambrose'a göre toba patlaması sonrası oluşan acımasız iklimde atalarımızın geliştirdiği yeni beceriler tüm gezegende insanların gelişimini değiştirdi. Büyük olasılıkla toba sonrası insanlar Afrika'dan dünyaya dağıldılar. Bence bu daha sonraki devrimin sadece başlangıcıydı. Eğer toba teorisi doğruysa, o zaman bugün dünyada yaşayan 6 milyar insanın tümünün ataları, Ekvator Afrika'sında yaşamış olan birkaç bin insan. Çünkü onlar, süper patlama sonrasındaki korkunç koşullarda hayatta kalabilmek için yeni beceriler geliştirmişti. 21. yüzyılda bundan çıkarmamız gereken dersler var mı? Toba süper volkanı medeniyetimizi yarattıysa, aynı zamanda yok edebilir mi? ...75 bin yıl önce modern insanın gördüğü en büyük volkan patlaması Endonezya'da gerçekleşti. Bu patlama sonucu insan ırkı yok olmanın eşiğine gelmiş olabilir. Sumatra adasında 1 milyon ton külün atmosfere salınmasının ardından oluşan kraterdeki Toba Gölü. Artık burası balıkçılıkla uğraşan halkların yaşadığı,
volkanik geçmişini hatırlatan büyük gölü ve kaplıcaları turistler tarafından ziyaret edilen sakin bir yer. Ancak yoğun sismik faaliyetin yaşandığı bu bölgede bu sükunet her an bozulabilir. En az 10 metre. Sakin olun. Aralık 2004. Hint Okyanusu'ndaki bir deprem tarihin en büyük tsunami'sini yaratıyor. Endonezya'da yeni volkanik felaketler olacağına dair korkular artıyor. Yer kabuğundaki şiddetli hareketlilik Sumatra fay hattında bir dizi trajik olayı tetikledi. Bu 75 bin yıl önce adada süper patlamaya yol açan jeolojik sistemin parçası. Birçok bilim insanı deprem faaliyetleriyle volkanik hareketlilik arasında doğrudan bağ olduğunu düşünüyor. Ancak Toba'nın patlaması için altında büyük miktarda magma birikmiş olmalıydı. New York'taki Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nden Profesör Rob McCaffrey, 2001 yılında Toba Gölü altındaki volkanik faaliyetleri araştırdı. Kolej bahçesinde yapılan basit deneyde ses dalgalarıyla Sumatra'daki yeraltı jeolojisini nasıl anlayabildiğini gösteriyor. Öğrenciler ses kaynağından eşit uzaklıklarda bir dizi sensör yerleştiriyor. Ses kaynağı bu deneyde balyoz. Evet, oldu. Balyoz darbesinin yarattığı ses dalgaları farklı materyallerden farklı hızla geçiyor. Böylece sensörler eşit uzaklıkta olmalarına rağmen ses dalgaları bazılarına daha çabuk ulaşıyor. Bu çok iyi. Dalgalar kaldırımlardan çimlerin altındaki toprağa oranla daha hızlı geçtiler. Çünkü kaldırımlar çok daha sağlam. Ses dalgalarının farklı noktalarında inceleme yapan bilim insanları, içinden geçtikleri yerin jeolojik özelliklerini belirleyebiliyor. McCaffrey, küçük depremlerin yarattığı ses dalgalarını ölçebilmek için Toba Gölü çevresine sensörler yerleştiriyor. Elde ettiği veriler, gölün altında büyük bir volkanik sistem olduğunu gösteriyor. Tomografi sonuçlarına göre iki ayrı bölme var. Güneydeki daha büyük, kuzeydeki daha küçük. Alarm verici bir durum. Toba'da yeni faaliyetlere dair belirtiler var. Eğer verileri doğru yorumluyorsak, bölüme dolan magma volkanı yeniden canlandırıyor. Son 2 milyon yılın en büyük patlamasının gerçekleştiği yerde hala volkanik faaliyet var. Yakında büyük bir patlama olup olmayacağını anlamak için uzmanlar magma bölümü üstündeki toprakta hareket belirtileri arıyor. 1993'te McCaffrey tüm Toba çevresinde GPS ölçümleri yaptı. 2001'de yüzeyde değişiklik olup olmadığını görmek için bölgeye tekrar geldi. Hiçbir şeyin hareket etmediğini görmek bizi şaşırttı. Santimetrenin 1/8'ine kadar ölçebiliyorduk ve o katmanda hiçbir hareket görmedik. En azından benim yaşam süremde Toba'da bir felaket yaşanacağını düşünmüyorum diyebilirim. Toba yakın gelecekte güvenli olabilir. Peki ya diğer tarih öncesinden kalma düzinelerce süper volkan bölgesi, ki bunların içinde belki de en ünlüsü Yellowstone Ulusal Parkı? Yellowstone'un engebeli yüzeyinde volkanik geçmişine dair açık kanıtlar mevcut. Bir dizi geyser, volkanik delikler ve sıcak su havuzları yer altında süregelen volkanik faaliyetin göstergesi. Bu da yüzeyin altında yeni bir süper patlamanın hazırlandığına dair korku uyandırmaya yetiyor. Asıl sorun, bu gibi ölümcül doğal afetlerin uyarı işaretlerinin ne olduğuna dair hiçbir kesin kayıt bulunmaması. Londra Üniversitesi Koleji Benfield Tehlike Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Bill McGuire'ın en büyük endişelerinden biri de bu.
Süper patlamalarda en büyük sorun modern çağda bunları hiç yaşamamış olmamız. Bu nedenle ne göreceğimizi bilmiyoruz. Aylar veya haftalar süren uyarılar olabiliyor ya da günler önceden uyarı verebiliyor. Bir sonraki süper patlamanın olası yerini bile bilmiyoruz. Daha hiç patlama olmamış bir yerde olabilir. Son birkaç yüzyıldır magma orada toplanıyordur. Ve ancak magma yüzeye yaklaşınca fark edebiliriz. Böylece büyük bir patlama olur. Toba gibi süper patlamalar, modern çağda tanık olduğumuz Karayipler'deki Monsera, Sicilya'daki Etna ve Filipinler'deki Pinatubo'dan çok farklı bir ölçekti. Eğer bu top 20. yüzyılın en büyük patlamalarından biri olan Pinatubo'dan püsküren materyali simgeliyorsa, o zaman bu basket topu da Toba'dan püsküren materyali simgeliyordur. Pinatubo sıcaklığı belki yarım derece kadar düşürdü. Küresel ısınmayı yavaşlattı. Öyleyse bu boyutta bir patlamanın küresel iklimi nasıl etkileyeceğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Modern altyapımız Toba düzeyinde sıcaklığın eksi bir dereceye düştüğü veya yağmurun %90 azaldığı bir iklim değişimiyle başa çıkacak biçimde tasarlanmamış. Modern bir süper volkan kayıtlara geçmiş en büyük doğal felaketten 1000 kat daha yok edici olabilir. Bence bir sonraki süper patlama belki de 1 milyar insanın açlıktan ölmesine neden olacak. Küresel ekonomiyi çöküşün eşiğine getirecek ve medeniyetimizin baş etmek zorunda kaldığı en büyük felaket olacak. Toba çanağının dehşet verici boyutları doğa gücünün karanlık bir işareti. 75 bin yıl önce burada gerçekleşen süper patlama insan ırkının geleceğini tehdit etmiş olabilir. Benzer bir ölümcül afetin 21. yüzyılda gerçekleşme olasılığı az. Belki sadece 1/500. Ancak sonuç aynı şekilde yok edici olabilir.